Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Belviranlı'yı konuşmaları yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Bu parlak yıldızlardan genç cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı, Türk beşlerimizin bestelerinin bazılarının ilk, bazılarının ise başarılı, en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere Sunakan'ı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten, ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekteki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur. Ülkemizde yeni neşvünema bulduğu sanılan bir sahada gösterilen bu denli parlak başarılar bu sanatçıları öncüler arasına yükseltmiş, asırlarca unutulmayacak mahal ve mevkilere taşımıştır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Metin Munzur'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği'nin adının ikincisini düzenlediği ikinci uluslararası Sunakan Keman Yarışması'nda Ankara Devlet Konservatuarı'nda bizleri onurlandıran ve bizlerle birlikte olan Sunakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin harika çocuğu olarak daima bizlerle olacak ve adına ithaf edilen keman yarışması ile daima yaşayacaktır. Keman sanatçısı Profesör Doktor Cihat Aşkın'ı konuşmaları yapmak üzere davet ediyoruz. Kıymetli konuklar, bugün ülkemizin kültür ve sanat alanında yetiştirmiş olduğu en kıymetli şahsiyetlerden birini ebediyete uğurluyoruz. Sunakan kuşkusuz genç cumhuriyetin en önemli kültür temsilcilerinden biriydi. Onun kültür ve sanat alanında uluslararası temsil kabiliyeti sayesinde Türk bayrağı dünyanın birçok ülkesinde gururla dalgalanmıştır. Devlet sanatçısı Profesör Doktor Rengim Gökmen'i sahneye davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Özellikle Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş hedefi ki daha sonra yaygınlaşan bütün konservatuvarlarımızın ana hedefi olmuştur. Türk gençlerinin de yeteneklerini geliştirebilecekleri, becerilerini sergileyebilecekleri, uluslararası alanda, arenada kendilerini deneyebilecekleri eğitim ortamını yaratabilmekti. Yani Türk gençleri de bu mesleği gerçekleştirebilsinler, bu mesleklerde var olabilsinler diye oluşturulmuştu. Sunakan ismi işte bu ana hedefin vücut bulmuş, simge olmuş ismidir. Sunakan bu hedefin ismidir. Bugün burada Sunakan da bu sahnede, bu salonda bilmiyorum yüzlerce, binlerce defa beraber olmuştuk. Bu belki son buluşmamız. İkimiz de okey, benim şimdi karşımda onu canlı haliyle görüyorum. Ve ikimizin de size ilave etmek istediği bir eksik var. Özgeçmişi anılırken, onun için çok güzel şeyler söylenirken, bunlara ikimiz de bunlara minnettarız. Ama küçük bir nokta eksik. Sunakan, bu bahsedilen harika çocuklardan bir tanesi değil. Sunakan harika çocuk olarak
bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi ve o kanunu çıkaran da o zaman Cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü. Suna Kan'ı çocuk olarak biraz evvel bahsedildiği gibi yetenekli bir ailenin, yeteneklerinin bir çocuğu olarak ilk defa babam onu dinlediği zaman onun gibi yetenekli çocuklara, onların şey olması, sahip çıkılmasına, onlara, onların eğitimlerine, onların ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan harika çocuk yasasını çıkaran insan. Ve bunu Suna Kan'ı çok takdir ettiği, çok sevdiği için ve buna inandığı için, Suna Kan'a inandığı için bu kanunu onun ve İdil Biret için, bu kanun onlar için özel olarak çıktı. Suna Kan, sanatına karşı olan tutkusu, iç disiplini, sanatına olan saygısı ve küçüklerine olan eğitimci kişiliğiyle hep hatırlayacağımız, sevgi ve saygıyla anacağımız bir öğretmen ve yol göstericidir. Pardon efendim.